aşağıdakilerin hangisinde tüm sözcükler basit yapılıdır diye soruluyor. Her seçenekte bir tane türemiş ya da birleşik sözcük bulmamız yeterli. Bunun için sözcüklerin yapım eki alıp almadığına ya da birden fazla sözcükten oluşup oluşmadığına bakmalıyız. A seçeneğinde mezarsız sözcüğü var. Türemiştir. Mezardan mezarsız olmuştur. Doğru cevap olamaz. B seçeneğinde yaşadım sözcüğü var. Yaştan yaşamak olmuş. Yapım eki almış yani türemiştir. Doğru cevap olamaz. C seçeneğinde yine yaşadım sözcüğü var. Bu da doğru cevap olamaz. Yine aynı şekilde D seçeneğinde gizden gizli denmiş. Yapım eki almış bir sözcük var. Bu da doğru cevap olamaz. E seçeneğinde bilir bunu, bahçeler, köyler, kayalar bilir derken hiçbir yapım eki görmüyoruz. Bütün sözcükler basittir. Sorumuzun doğru cevabı E seçeneğidir. Parçada numaralanmış sözcüklerden hangisi yapısına göre ötekilerden farklıdır diye soruluyor. Birinci sözcüğümüze bakalım. Aramak, araşmak, araştırmak, araştırmacı şeklinde yapım ekleri görüyoruz. Yani bu sözcük yapıca türemiştir. Üçüncü sözcük denemek sözcüğü. Denemekten deneyim olmuş yapım eki almıştır. Yapıca türemiştir. Dördüncü sözcük duymaktan duygudur. Duygusal sözcüğü. Sonra duygusal yapım ekini almış. Birden fazla yapım eki almış olduğu için yapıca türemiştir. Etki sözcüğü etmekten etkidir. Bu da yapım eki almıştır. Yapım eki almış olması yeterli. Yönelme durum ekini dikkate almaya gerek yok. Çünkü bize yapısı soruluyor çekim eki. Burada dört tane türemiş sözcüğümüz var. Ancak şekliniz sözcüğünde şekil yapım eki almamıştır sondaki ek ise iyilik ekidir. Yani yapıca bu sözcük basittir. Bu açıdan diğerlerinden farklıdır. Sorumuzun doğru cevabı B seçeneğidir. Numaralanmış dizelerin hangisinde türemiş kelime yoktur? Yapım eki almış olan kelime var mı? Buna bakmalıyız. Düşünürken derken buradaki ek zarf fiil ekidir. Fiilimsi eki yapım eki olduğuna göre bu kelime türemiştir. İkinci sözcük Isınır sözcüğü ikinci dizede ısıdan ısınmaktır. Bu da isinden fiil yapan eki almıştır. Dolayısıyla türemiştir. Dördüncüde gelincik var. Gelinden gelincik. Beşincide de aynı sözcük var. Yine dördüncüde açılır var. Açmaktan açılmak ve gizden gizli var. Görüldüğü gibi bunlar da yapıcı türemiş sözcüklerdir. Ancak Üçüncü dizede herhangi bir şekilde türemiş sözcük yoktur. Sorumuzun doğru cevabı C seçeneğidir. Bu cümlede numaralanmış sözcüklerden hangisi yapısına göre farklıdır diye soruluyor. Sözcüğün basit birleşik türemiş olup olmadığına bakmalıyız. Yazmaktan yazar deniyor. Burada fiilden isim yapan ek var yapıca türemiştir. Açmaktan açık olmuş. Fiilden isim yapan ek var yapıca türemiştir. Etmekten etki var, sonra etkilemek var, sonra etkileyici var. Üç tane yapım eki görüyoruz. Fiilden isim, isimden fiil ve tekrar fiilden isim yapıca türemiştir. Yine beğenmekten beğeni görüyoruz burada. Bir tane yapım eki olduğu için yapıca türemiştir. Ancak üslup sözcüğü herhangi bir yapım eki almamıştır. Bu açıdan yapıca basittir. Sorumuzun doğru cevabı D seçeneğidir. Numaralanmış sözcüklerden hangisinin yapısı? yanlış belirtilmiştir. İkinciye bakalım. Işımak eyleminden isim olmuş, ışık olmuş, türemiş. Kitaplarında herhangi bir yapım eki almamış, basittir. Sürat basit bir sözcüktür. Yorgun yormaktan yorgun olmuştur. Fiilden isim olmuştur, türemiştir. Yapım eki alanlar türemiş, almayanlar basit. Meslektaş sözcüğünde ise birleşik sözcük söz konusu değil. Burada isimden isim yapan deştaş eki var. Meslektaş, vatandaş, yurttaş, özdeş, türdeş sözcüklerinde gördüğümüz ek var. Bu birleşik sözcük değildir. Türemiş sözcüktür. Yapısı yanlış verilmiştir. Sorumuzun doğru cevabı A seçeneğidir. Dörtlükte numaralanmış sözcüklerden hangisi türemiş bir kelimedir? Türemiş kelimenin yapım eki almış olması gerekiyor. Buna göre dikkatlice baktığımız zaman vazoda sözcüğünde sadece bulunma durum eki var. Bu çekim ekidir. Doğru cevap olamaz. Gülleri sözcüğünde çoğul eki ve belirtme durum eki var. Bunlar da çekim ekidir. Doğru cevap olamaz. Gönlüm derken sadece iyilik eki var. Bu da bir çekim ekidir. Doğru cevap olamaz. İçimde derken iyilik ve bulunma durum eki vardır. Bunlar da çekim ekidir. Ancak eşsiz sözcüğü eşten eşsiz olmuş isimden isim yapan ek almıştır. Bu açıdan yapıca türemiştir. Sorumuzun doğru cevabı bu nedenle B seçeneğidir. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde gövdeden türemiş bir sözcük kullanılmıştır? Açıklama yapılmış. Nedir gövdeden türemiş? İki yapım ekinin üst üste gelmesiyle oluşmuş. Hangisinde böyle bir sözcük var? A seçeneğinde var. Sevmek eyleminden sevgi olmuş. Eylemden isim yapılmış. Yani fiilden isim yapan iki görüyoruz. Yeterli değil. Devamında bir li eki gelmiş. İsimden isim yapılmış. Yani görüldüğü gibi iki tane yapım eki var gövdeden türemiş bir sözcük var. Diğer seçeneklerde böyle bir örnek yok. Sorumuzun doğru cevabı bu nedenle A seçeneğidir. Numaralanmış dizelerin hangisinde türemiş sözcük vardır diye soruluyor. Yapım eki almış olan sözcüye bakmalıyız. Hileden hilesiz var. Burada yapım eki almış bir sözcük görüyoruz. Hurdasız var aynı şekilde. de özel bir durum var. Yarmak eyleminden yara ismini görüyoruz. Yarmak ikiye ayırmaktır. Yarada ayrılan yer anlamında insan bedeninde kullanılır. Burada da gördüğümüz gibi çevre devre sözcüğünde gördüğümüz ea eki fiilden isim yapmıştır. Yani 3 ve 5 numaralı cümlelerde türemiş sözcük görebiliyoruz. Diğerlerinde böyle bir durum söz konusu değildir. Sorumuzun doğru cevabı bu nedenle E seçeneğidir. Bu cümleyle ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenemez? Dikkatlice baktığımız zaman iyilik ekinin kullanıldığını söyleyebiliriz. Yazı benim yazım anlamında kullanılıyor. Bu iyilik eki örneğidir. Fiilden isim yapan ekler vardır. Dikkatlice baktığımız zaman dermekten dergiyi görebiliyoruz. Burada da B seçeneğin doğru cevap olamayacağı anlaşılıyor. Birden fazla basit yapılı sözcük vardır. Dikkatlice baktığımız zaman üniversite son sözcükleri birden fazla basit yapılı sözcük örneği olarak gösterilebilir. Bu sözcüklerde yapım eki yoktur. Aynı şekilde gövdeden türemiş sözcük var mıdır? Vardır yaymak, yayım, yayımlamak, yayımlanmak örneğinde bunu görebiliyoruz. Üç tane yapım eki olduğu için gövdeden türemiş sözcükler olduğu söylenebilir. Ancak burada yaklaşma durum eki yoktur. Yani EA ekini almış olan bir sözcük göremiyoruz. Sorumuzun doğru cevabı bu nedenle D seçeneğidir. Birleşik sözcüklerden hangisi farklı bir yolla oluşturulmuştur deniyor. Önce birleşik sözcüklerin altlarını çizelim. Gök kuşağı, hanımeli, eskişehir, keçi boynuzu, tavuk göğsü. Bu sözcüklerin hangi yolla birleştiğine dikkat etmeliyiz. Gök kuşağı, göğün kuşağı gibi söylenmiş bir belirtisiz isim tamlamasının kaynaşmasıyla oluşmuştur. Hanım eli hanımın eli gibi bir belirtisiz isim tamlamasının kaynaşmasıyla oluşmuştur. Keçinin boynuzu gibi belirtisiz isim tamlamasının kaynaşmasıyla oluşmuş bir isimdir keçi boynuzu çünkü keçi eki almamış. Tavuk göğsü yine aynı şekilde belirtisiz isim tamlamasının kaynaşmasıyla oluşmuş bir birleşik isimdir ancak eski şehir sözcüğünde durum farklı. Nasıl şehir eski şehir. Burada bir sıfat ve birisinden yani bir sıfat tamlamasının kaynaşmasıyla oluşan bir birleşik isim söz konusu. Sorumuzun doğru cevabı bu nedenle C seçeneğidir. Bu cümlede altı çizili sözcükle ilgili hangisi söylenemez? Dikkatlice bakalım. Sözcüğü önce ekine köküne ayıralım. Elemekten eleşmek diyebiliriz. Eleştirmek diyebiliriz. Sonra zaman eki var. Sonra ek eylemin idi biçimini görüyoruz. Buna göre değerlendirmeliyiz. Yapım eki almıştır. Eleştirmek fiilden fiil yapan ek olarak karşımıza geliyor. Kökünün türünün fiil olduğunu söyleyebiliriz. Ek aldığını idi biçiminden söyleyebiliriz. Fiil çekim eki aldığını yordan söyleyebiliriz. Şimdiki zaman ekidir. Fakat bu sözcük yapısına göre birleşik değildir. Tek bir sözcüktür. Birleşik olması için birden fazla sözcük gerekiyor. Sorumuzun doğru cevabı bu nedenle E seçeneğidir. Numaralanmış sözcüklerle ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenemez diye sorulmuş. Birinci sözcük yapısına göre birleşik midir? Evet. Göz ve yaş sözcüklerinin birleşmesi söz konusu bunu görebiliyoruz. İkinci sözcük kökünün türü bakımından fiil midir? Dönmektir. Dönen sözcüğünün kökü dönmek bir eylemdir. Bu da doğru. Dördüncü sözcük yapısına göre basit midir? Buna da bakalım. Çiçeğini sözcüğünü. Çiçek. Kök. Çiçeği. Yelik eki kaynaştırma sesi ve belirtme durum eki. Burada yapım eki yok. Bu da basit bir sözcüktür. Beşinci sözcük iyilik eki almış mıdır? Evet. Aklım deniyor. Kimin aklı? Benim aklım diyebiliyoruz. Demek ki buradaki M2 iyilik ekidir. C seçeneğine dönelim. Üçüncü sözcük yapısına göre türemiş midir? Yani güvercin sözcüğünde yapım eki var mıdır? Hayır bunu göremiyoruz. Bu açıdan bu yanlıştır. Sorumuzun doğru cevabı C seçeneğidir.